Azerbaycan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de yer aldığı Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Kurulu toplantısına ev sahipliği yapıyor. Peki Güney Gaz Koridoru nasıl bir proje ve önemi ne? Biraz daha yakından bakacağız şimdi. Enerji küresel çapta en önemli başlıklardan biri. Güney Gaz Koridoru da önemli projelerden. Peki Güney Gaz Koridoru projesi nasıl doğdu? Projenin önemi ne? Güney Gaz Koridoru Hazar ve Orta Doğu bölgelerinden Avrupa'ya doğal gaz tedarik rotası için Avrupa Komisyonu'nun bir girişimi. Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2015 tarihinde bir enerji işbirliği belgesi yayımlandı. Bu kapsamda doğal gazda kaynak çeşitliliğine dikkat çekildi ve Türkiye gibi önemli transit ülkelerle stratejik ortaklık kurulması gerektiği ifade edildi. Güney Gaz Koridoru Azerbaycan'ın Şah Deniz sahasının ikinci fazını ilk aşama gaz olarak belirledi. Bu kapsamda Şah Deniz sahası ikinci faz geliştirme, Güney Kafkasya gaz boru hattının genişletilmesi, TANAP ve TAP yani Trans-Adriyatik boru yatırımları planlandı. Türkiye TPAO vasıtasıyla Şah Deniz ve Güney Kafkasya gaz boru hattının %19 ve BOTAŞ vasıtasıyla TANAP'ta %30 hisseye sahip. Böylelikle Türkiye doğalgazın üretiminden son kullanıcıya kesintisiz ve uygun koşullarda arz edilmesine kadar süreçlerin tümünde aktif bir rol oynamakta. Geçtiğimiz dönemde Güney Gaz Koridoru kapsamında yer alan projeler peyderpey tamamlanarak devreye alındı. Son olarak Trans-Adriyatik boru hattı üzerinden ilk gazın 31 Aralık 2020 tarihinde Avrupa'ya iletilmesiyle Güney Gaz Koridoru tamamen açıldı.